Merhabalar, bugün sizlerle kereviz salatası yapacağım. Bunun için kerevizimi soydum ve yıkadım. Buraya 6 yemek kaşığı yoğurt koydum. 2 yemek kaşığı da mayonez koydum. 1 diş sarımsağım var. Sarımsağım da ister rendeleyin, ister ezip de koyabilirsiniz. 5-6 adet de ceviz kullanacağım. Şimdi önce yoğurdun hazırladım. Kerevizleri vakit kaybetmeden rendeleyip hemen bu yoğurtla buluşturacağım, yoksa kerevizleriniz kararır. İsterseniz limonlu suda da bekletirseniz kararmaz. Ama elinizi çabuk tutarsanız buna hiç gerek yok. Şu şekilde rendenin büyük kısmıyla rendeliyorum. Evet, kerevizlerimi rendeledim ve hiç bekletmeden yoğurtla karıştırdım. Yoksa hemen bakın şu şekilde kararıyor. Yoğurtla karıştırdıktan sonra sorun olmaz. Cevizimi kırıp içerisine katacağım. Sarımsağımı isterseniz küçük küçük doğrayın, isterseniz ezebilirsiniz. Tuz ilave edeceğim. Evet, sarımsağımı da ilave ettim. Bazı tariflerde dereotu da var. İsterseniz bir tutam dereotu da doğrayıp ilave edebilirsiniz. İsteğe bağlı. Şimdi tuzumu da attım. Evet, cevizlerimi de kırdım. Şimdi bunları bıçakla küçük küçük bölüyorum. Dişe gelecek şekilde. Ya kesinlikle ezmeyin. Şöyle büyük parçalar olsun. Ve 5-6 tane ceviz yetecektir. Bazı tariflerde 1 su bardağı kadar ceviz koyuluyor ama bu ceviz salatası değil, kereviz salatası. Kerevizden daha fazla ceviz koyuluyor ve ezilerek. Onun hiçbir anlamı yok bence. Bu kadar da yeterli. Bu şekilde böyle büyük parçalar halinde kalsın. Evet, artık karıştırıyorum. Evet, kereviz salatamı servis tabağına aldım. Bu şekilde. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.